Bayraklı'da meclis oldukça hareketli geçiyor biliyorsunuz Bayraklı Belediyesi'nde. Serdar Sandal, Bayraklı Belediye Başkanı eleştirilere yanıt vermiş efendim. AK Parti grubundan gelen eleştirilere yanıt vermiş. Türkiye'nin deprem kuşağı olduğunu bilmenize rağmen kamu olarak ne yaptınız? Sen devletin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapamadığı işi Bayraklı Belediyesi'ne yıkmaya hakkın var mı? Bu vicdan mıdır? Bu ahlak mıdır? Doğru mudur bu? Diye sordu. AK Parti grubundan eleştiriler geldi efendim biliyorsunuz. Deprem sonrası Bayraklı'ya Türkiye'nin her yanından yardımlar geldi. Bunlar ne oldu diye soru üzerine Sayın Başkan biraz önce söylediğim gibi sert açıklamalar yaptı. Arkamızda herhangi bir kamu gücünü almadan bu meselelere bu kadar odaklanırken birincisi burayı afet bölgesi ilan etmedi devlet. İkincisi Elazığ'a 25 bin konut yapılırken Bayraklı'da 5 bin konut yapılıyor. Elazığ'a 20 milyon yardım yapılırken Bayraklı'ya 3 milyon lira nakdi yardım yapılıyor. Altyapı yatırımları yapılırken Bayraklı'ya hiçbir şey yapılmıyor. Krediyle ilgili açıklamayı devlet değil siyasal isimler yapıyor. Türkiye'de devlet ölmüş mü? Krediyle ilgili bir çalışma yapılacaksa bunu devlet yapar. Krediyle ilgili indirim, depremle ilgili bir düzenleme yapılacaksa devletin kurumları var. Bunu siyasiler yapmaz. İş Bankası'yla ilgili yapılan protokolü yaptığımızda vatandaşın kredisini biz ödeyeceğiz demiyoruz. Ama çok şükür sizlerin sayesinde alacakları 400 bin liralık kredi konut fiyatlarının yükselmesiyle birlikte hiç oldu dövizdeki artışla vatandaşın alacağı kredi diyor efendim. Bayraklı'da neden devletin sıcak yüzünü yeterince görmüyoruz diyor efendim.